Diyarbakır'ın Gözde ilçesi hani. Son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük değişim geçiren, aynı zamanda tarihi dokusunu da koruyan hani, bölge halkının da çekim noktası olmaya devam ediyor. Bizler de Diyarbakır'ın bu şirin ilçesini ve ilçedeki gelişmeleri Çiçeğiburnu'nda belediye başkanımız Sayın İbrahim Lale'den dinliyoruz. Sevgili izleyiciler, Diyarbakır'ın şirin ilçesi Hani'deyiz. Hani belediye başkanım 31 Mart seçimleriyle görev başına geldi. Kendisiyle Hani ilçemizi tanıyacağız. Merhabalar başkanım. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Başkanım, Hani nasıl bir ilçe, nasıl bir yer diyelim? Hani kırsal kesimde olan bir ilçemiz, şirin bir ilçe. İlçelerimizin içinde en muhafazakar bir ilçemiz. Tabii ki biz burada aday olduk. Millet de teveccüh gösterdi. Evet. Hani belediye başkanı olarak seçildik. Çok güzel. Efendim, daha önce de siz Hanilisiniz zaten. Ama Diyarbakır'da yaşıyordunuz. Nasıl oldu oraya aday olmak diyelim? Şimdi efendim, tabii biz Hani nüfusuna kayıtlıyız. Babamız, büyüklerimiz orada yaşamış. Biz Diyarbakır'da yaşamımızı sürdürüyoruz. Ama hiçbir zaman Hani ilçemizi göz ardı etmedik. Akrabalarımızla, insanlarımızla hep ilişkilerde bulunduk. Tabii ki kısmet oldu. Şimdi de orada aday olduk. Belediye başkanıyız. Biliyorsunuz yıllardan beri bölge terörden çok büyük zarar gördü. Ekonomik olarak, huzur olarak. Hakikaten insanlar sıkıntılı dönemler yaşadı. Ama biz inşallah ilçemize insanlarımızın yaşamları için, huzuru için, hizmeti için elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışacağız. Efendim, şimdi Hani neler bekliyor sizden? Şimdi Hani çok şey bekliyor bizden. Birkaç tanesini isterse ifade edeyim. Şimdi biliyorsunuz hani bir yerleşim yerinde en önemli olan altyapıdır. İlk etapta bizim hanemizin mahallelerine acilen altyapının yapılması lazım. Tabii ki biz de dedik ki biz seçilsek iktidar partiyiz ki AK Parti anlayışı da yerel yönetimde aslında bu işe ilk başladı partimiz. Hakikaten Türkiye'de çok başarılı. Tabii biz de halkımız da bundan umutlu. Biz onların istediği hizmeti vereceğiz. Şehir merkezinde herhangi bir otogarımız yok. Sanayi sitemiz yok. Ondan sonra 60 yıldan bu yani doğru dürüst bir cadde açılmamış. Trafik yönünde çok büyük sıkıntılarımız vardır. Bir de en önemlisi Diyarbakır'la Hani arasındaki yolumuz gerçekten hiç ulaşma elverişli değil. Bir an evvel Diyarbakır'la Hani arasındaki yolun düble olması için biz hükümetimizden, ilgili makamlardan bunu rica edeceğiz. Bundan da eminim ki partimiz, AK Partimiz bunu yapacaktır. Tabii biz hükümetimize, başta Cumhurbaşkanımıza güvenimiz sonsuzdur. İnşallah bunları, bu hizmetleri biz vesile olarak olacağız ve ilçemize kazandıracağız. Geçmiş dönemlerde bir tarım ve hayvancılık kenti olan Hani, bölgede yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu özelliğini kaybetti. Ancak son yıllarda devletin verdiği desteklerle birlikte Hani'nin bir tarım ve hayvancılık kenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Başkan İbrahim Lale, Hani'nin yakın gelecekte bir ticaret kenti olacağını vurguluyor. Tarımla geçimini sağlıyor. Üzümcülük burada ileride. Tabii eskiden beri bu tarımı yaptıkları zaman imkanlar da vardı. Terörle beraber bu hayvancılık da ölmüştü. Biz tekrar onu canlandırmak için bunun çabasını
vereceğiz, harcayacağız. Ancak bizim ilçemiz aynı zamanda Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'ın 6 ilçenin tam böyle ortasında ticaret merkeziydi daha evvel. Bu zaman içerisinde terörde etkilendi. İnsanlarımız ekonomik olarak gerçekten geriye dönük çok zor günler geçirdi. Ama şimdi umutluyum ki aynı şekilde biz o potansiyeli yakalayacağız. Bizim bölgemizde mermer potansiyeli çok yüksek. Maden, krom, demir potansiyeli çok yüksek. Orada bu tür işletmeler de vardır. Eğer bu güvenlikle ilgili ki memleketimize, Güneydoğu'ya artık hepimiz umutluyuz. Çok büyük bir huzur gelecektir. Bununla beraber biz o sanayileşme işine de gidersek inanın olsun zaten bölgemizde hiçbir sorun kalmaz. Olarak Hani'nin durumu nasıl? Okullarımız ne durumda? Şimdi iyi bir noktaya değindiniz. Tabii bölgemizde yıllardan beri hep deriz eğitim olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Aynı zamanda ben 1994'te de orada belediye başkanı aday olup da seçilmiştim. Tabii o dönemlerde Güneydoğu'da olduğu gibi benim bölgemde de okulda güvenlik nedeniyle terör nedeniyle tabii sıkıntılar yaşandı. Orada okullarımızda çok büyük bir eksiklik vardı. Ama ben o dönemde ilk işimi öğretmenleri okullarda temin ettim. Ve onlara öğretmenlere gereken alanımızda olan onlara imkanlar sağladım. Onlara yerleşim yerlerini, imkanlarını sağladım. Bütün ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde yardımcı oldum. İnanın olsun 94'ten bu yana eğitim düzeyi çok büyük fark etti. En diyebilirim en üst düzeydedir. Süper. Yani lisemiz var değil mi efendim? Evet, lisemiz var. Ben orada özellikle hükümetimizden 2 yıllık meslek okulunu da rica edeceğim. İnşallah böyle bir imkan da olur. Hiç olmazsa o bölgemizde 2 yıllık yüksek okul meslek okulunu yapacağız. Evet. Kadınlarımız için burada el becerileriyle beraber bir sosyal projelerde düşünüyor musunuz? Zaten en önemli kadınlarımız ve gençlerimiz. Hem eğitim olarak. Hele bölgemizde gerçekten tekstille ilgili kurslar açılsa, el sanatları, ondan sonra bunlarla ilgili de projelerimiz inşallah olacaktır. Bunları gerçekleştireceğiz. En azından sosyal projelerle kadınlarımız da evine belki de bir ekmek getirebilecek. Kesinlikle, kesinlikle. Onun da çok büyük katkısı olacak ki bizim projelerimizde de o vardır. İnşallah uygulamaya geçeceğiz.